Hoş geldiniz. İyi Murat akşamlar. Doktor Murat İyi Çeltek akşamlar. Merhabalar Seçil. Nasılsın? ile birlikteyiz. Teşekkür ederim Murat. Öncelikle Murat, seni bir tanıyalım mı? Konuklarımız seni bir tanısın mı? Murat Çeltek kimdir? Herkese iyi akşamlar. Ben üroloji uzmanıyım. İstanbul Tıp Fakültesi ihtisaslıyım. Şu an muayenehane hekimliği yapıyorum. Fulya'da. Ağırlıklı olarak androloji ağırlıklı çalışıyorum, cinsellik ağırlıklı. Tüm hastalara bakıyoruz ama hasta popülasyonunun büyük çoğunluğu cinsellik ağırlıklı. 2005 yılında ihtisasımı bitirdikten sonra zaten bir yıl yine Çapa'da androloji üzerine çalıştım. Daha sonra yaklaşık 7-8 ay Amerika'da Houston'da bulundum. Yine androloji üzerine ve yıllardır da androloji ağırlıklı olarak çalışıyorum. Yaklaşık 7 yıldır da muayenehanem var. Muayenehanemde de ağırlıklı olarak cinsellik yönünde hastalara bakıyorum. Aslında çok önemli bir konu ve Türkiye'de gerçekten ben kadın hastalıkları ve doğum ihtisasında da eksik hissettiğim alanlardan bir tanesidir. Biz daha çok operatör olarak cerrahiler üzerine iyi bir eğitim aldığımızı söyleyebiliriz. Fakat cinsellik konusu belli bir zamana kadar daha çok sadece psikiyatristlerin ilgilendiği bir konu olarak gitti. Özellikle vajinismuslar için konuşabilirim ben, kadın cinsel fonksiyon bozuklukları için. Sizler ürologlar, eski deyimiyle bevliyeciler birazcık daha bu Evet. konuyla ilgilenebildiniz. Fakat en büyük güçlük zannedersem size de erkeklerin doktora gelmesi kısmıydı. Öyle değil mi? Yani hani gelen erkek artık ciddi sorun yaşayan erkek mi, yoksa ben eşimle evlendim, 3 aylık evliyim, acaba eşim yeterince tatmin oluyor mudur sorusuyla da karşılaştın mı? Ya genelde şöyle hastalar bize düşünerek gelirler. Tabii bu normalde kişinin diyelim ki mesela üroloji için bahsedeyim. Böbrek taşı varsa veya prostat problemi arkadaşına sorabiliyor. Ya işte prostat problemim var, ne yapayım, kime gittin, kimi önerirsin ama bu şikayetini kimse konuşamıyor. Kendi içinde saklıyor. Aslında günümüzde bu internetin büyük avantajı sayesinde oradaki bilgilenmelerle kişiler daha kolay yönlenebilip gelebiliyorlar. Fakat ben hastalardan yine de internete rağmen internette beni buluyor kişi. 6 ay önce görüyor, düşünüyor. 6 ay önce gideyim mi, gitmeyeyim mi? Gitsem ne derim? Gittiğimde nasıl karşılanırım? Yani bunların hepsi erkeğin çünkü kafasından geçen sorgular. Bunu düşünerek geliyor. Bazen eşiyle beraber gelenler var. Eşinin yardımıyla gelenler var, desteği. Bazı eşinden gizlice geliyor, söylemiyor. Ama çok rahatça geldiklerini söyleyemem. Yani sonuçta düşünerek geliyorlar, bekleyerek. Sorularda genelde bir arkadaşımın sorunu var şeklinde oluyor mu sana? Yani bir arkadaşım. Geldikten sonra arkadaşım olmuyor tabii. Ofise geldikten sonra ama internetten sordukları sorularda bazen arkadaşını sorabiliyorlar veya gizli benim mesela normalde takipçim bayağı fazladır ama oraya var olan takipçinin çok çok daha fazlası takip etmeden soru şeklinde gelir. Yani gizli bir kimlik oluşturuyorlar. Hatta o gizli kimlikte de ismi falan gözükmemesine rağmen hocam bu aramızda kalacak. Zaten isim sizin değil. Yani aramızda tabii ki aramızda kalacak. Yani hastaların böyle kaygıları oluyor tabii ki. Ama herkesin bu konuda rahat olması lazım. Hekimle hasta arasındaki şey her zaman orada kalır. İsimler hiçbir zaman kullanılmaz. Ama biz hastalıkları diğer kişiler de bilgilensinler diye oradan edindiğimiz hasta tecrübelerini diğer hastalara anlatarak bilgilenmelerini sağlarız. Ama hiçbir zaman hastanın özel kişisel bilgileri paylaşılmaz. Ki mahkeme Evet, kararı bile alınamıyor hatta. en mahrem bölümlerden biriyiz yani kadın hastalıklarında biz, Kesinlikle. üroloji olarak siz. Şimdi genelde bir ürologla bir kadın doğumcunun konuşması pek söz konusu olmaz. Yani hep biz bireysel tek başımıza genelde konuşuruz. Burada aslında ben kadın hastalıklarında çok ciddi sorunlar görüyorum. Mesela kadın hastalarımızda psikosomatik çok sorun görüyoruz. Mesela Evet. tatminsizlik oldukça yoğun, ama bizde en önemli sorunlardan bir tanesi, Türkiye için konuşalım. Bunu ben özellikle senden öğrenmek istiyorum. Avrupa erkeğiyle, Amerika erkeğiyle, Amerika'da kaldın, gözlemledin. Türk erkeği arasında
kültürel, özellikle de bekaret anlamında. Çünkü ben kadınları şöyle görüyorum. 40 yaşına gelmiş, 45 yaşına gelmiş, orgazm olup olmadığını bilemeyen, ne yaşadığını anlayamayan, kıyaslayamadığı için sorunu farkına varamayan çok kadın görüyorum. Bu durumda erkeğin bilgisinin olması çok önemli. Türk kadını ne biliyorsa kocasından öğreniyor. Bakire evlenen kadınlar için konuşuyoruz. Bu da popülasyonun çoğunluğunu oluşturuyor. Bu durumda kadınlara neyi söylemek lazım? Yani sen neleri gözlemledin? Şöyle genel bir senden giriş almak istiyorum. Ya şimdi aslında cinsellik her ülkede gizli kapaklı bir şekilde üstü kapatılarak geçilen bir konu. Dünyada kadın cinselliği tam olarak oturmamış bir konu aslında. Yani yavaş yavaş gelişiyor. Her geçen gün yeni şeyler öğreniliyor. Birçok kişi bunu kendi arasında yaşamasına rağmen bilimsel çalışmalarda bile çok net daha ortaya konulmadı. Yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ki bunu yaşayanlar ancak paylaşırlarsa bir şeyler bilinebiliyor. Hastalar geldiğinde de erkekler Türkiye'de zannediliyor ki çok bilgililer, önceden yaşıyorlar ya. Kadınlar aslında bilgisiz ama erkekler daha önceden yaşıyorlar. Cinsellik konusunda çok bilgililer. Aslında öyle değil. Erkekler de çok bilgili değil. Yani diğer ülkelerle karşılaştırırsak yaşadıkları cinsellik sadece günübirlik ilişkilerle yaşadığı şeyler oluyor ve onlar da aslında onların hiçbir şekilde tecrübesini artırmıyor. Kısa dönemli ilişkiler. Genel olarak Türkiye'de aslında cinsellik hiç bilinmiyor denilebilir. Erkeklere içerisinde de bence bilindiğini çok zannetmiyorum. Birçok yanlış şeyler yapılıyor. Artı ilişkilerde de kadınların boşalabileceği konusunda erkeklerin de bilgisi olmadığını kesinlikle eminim. Ben enteresan hastalarla karşılaştım. Bir hastaya sormuştum işte mesela ön sevişme sırasında eşinizin işte klitorisine dokunuyor musunuz tarzında bir şey sorduğumda o ne hocam diyen oldu mesela. Yani o yüzden yani çok normal tabii karşıladım. Olabiliyor yani çünkü bunların eğitimi verilmiyor. Yurt dışına gittiğinizde insanlara belki okullarda eğitimleri veriliyor ama Türkiye'de bunlar tabu olarak görüldüğü için anlatılmıyor. Aslında internet sayesinde şimdi yavaş yavaş insanlar internetten bakarak, hatta gençler bakarak bizim videolarımızı da izliyorlar. Birçok işte senin gibi hekimler anlatıyor, başka kadın doğumcular, ürologlar ve bu şekilde gençler daha erken yaşta bu teknoloji sayesinde bilgilenebiliyorlar. Eski yıllarda belki 20-30 yıl önce hiçbir şey yoktu. Dergilerden, gazetelerden gördüğü şeylerle ancak bilgilenebiliyordu. O yüzden şey konusu artık çok çok uç bir nokta. Yani acaba tatmin oluyor mu, orgazm oluyor mu? Onlar çok ayrı bir şey yani. Onlar işin uç noktası. O bir şey konusunda öğreniyorsun, daha öğrenme aşaması, emekleme aşaması. O işin en top düzeyi. Yani Evet. ustalaşacak, profesyonelleşecek ondan sonrası. Evet. Yani daha Önce düzenli bir üreme cinsel organlarınızı öğreneceğiz. evet, yani cinsel ilişkinin nasıl yapılacağı konusunda bile sıkıntılar var. Yani Türkiye'de görüyorsun, vajinismus hastaları geliyor. Yani cinsel birlikteliği sağlayamıyorlar. Yani o kadar fazla hasta var ki. Ben mesela şu ana kadar, şu an izleyenler belki şaşıracaktır. 28 yıldır ilişkiye girememiş hastayı ben duydum. 28 yıl. 28 yıl ne yapmışlar? Beraber yemek yemişler, içmişler. Ama sıfır ilişki. Yani çocukları var mı? Yok. Bunun gibi sayısız. Yani ve bir şekilde kendi kendilerine sorunları üzerine örte örte yılları geçirmişler. Veya yanlış yerlerde çözümleri bulmaya çalışmışlar. O yüzden cinsellikle ilgili sorunlar Türkiye'de çok fazla. Sonuçta cinsellik üzeri örtülemeyecek bir konu. Cinsellik her zaman olması gereken ve olacak bir şey. O yüzden sonuçta insanlar evlendiğinde bu cinselliği yaşamak zorunda. Çocuk sahibi olmak için yaşamak zorunda. Hayattan zevk almak için bu cinselliği yaşamak zorunda. Tabu haline getirmemek lazım. Evlendiğinde mutlu bir evlilik için, evliliğin sağlam olması için cinsellik mutlaka gerekli. O yüzden herkese bilgilenmeleri konusunda önerilerde bulunuyoruz. Bunları dinlemelerini istiyoruz. Murat, konuşman sırasında sesin zaman zaman çok azalıyor, kesiliyor. Kulaklık kullanıyorum ama. Belki biraz daha ekrana yakın olman daha iyi olabilir. Arada sanki bir dalgalanma oluyor. Peki sen
Amerika'ya gittiğinde Türkiye ile Amerika'daki hastalar arasında daha çok neleri gözlemledin? Yani mesela sertleşme ile ilgili bizim okuduğumuz yayınlar var şimdi. Amerika'daki bir erkeğin vajinada ortalama kalma süresi ile Türkiye'deki bir erkeğin vajinada ortalama kalma süresi. Bunu da neden konuşuyoruz? Penisin ereksiyonu sonuçta kadın cinselliği için önemli bir tatmin mekanizması. Yani dünyada böyle, o varoluştan bu yana böyle. Bu yeni bir şey değil. Fakat Türkiye'de ciddi sorun olmasına rağmen ortaya konan sorun ne kadar? Yani androloji merkezleri bu konu üzerine ne kadar çalışıyor? Bireysel çalışmalar nasıl? Sen gittiğinde nasıl bir sistematik gözlemledin orada? Ya şimdi şöyle, erken boşalmadan bahsedelim. Erken boşalma yıllardan beri bunu bir ürologlar ve psikiyatristler tedavi etmeye çalışıyorlar. Aslında bunda bir davranışçı tedavi var. Bir de ürologlar genelde hastane şartlarında çalıştığı zaman kısa zaman periyotlarında hastaları bu sorunlarını basit antidepresan ilaçları vererek uzatmaya çalışıyorlar. Psikiyatristler ise davranış tedavisi vererek sürenin uzatılmasına yardımcı olmaya çalışıyorlar. Dünyada bununla ilgili farklı farklı şeyler var ama dünyada en sık gözüken şey her ülkede erken boşalmadır. Yani sadece bu Türkiye'ye has bir şey değil. Bizde biraz daha fazla olabilir. Çünkü erken boşalma tez canlı dediğimiz bir şey vardır halk arasında. Tez canlı kişiler erken boşalır. Yani basit olarak hızlı yemek yiyen, hızlı araba kullanan, birkaç işi aynı anda yapan kişi cinselliği de hızlı yaptığı için erken boşalır. Ana sebep budur. Tabii ki biz bir de erken boşalmayı iki şekle ayırıyoruz. Bir doğuştan olan var. Bir de sonradan ortaya çıkabiliyor. Yani kişi yıllardır cinsel aktivitesi var. Süre uzun. Hiç sorunu yok. Son bir yıldır başladı mesela. Bu enfeksiyona bağlı olabiliyor. Veya sertleşme sorunu gelişiyor. Ona bağlı da olabiliyor. Kişi de çünkü cinsellikle ilgili sertleşmeyi devam ettiremeyeceğini hissettiği zaman vücut boşalmayı tetikliyor ve boşalma erken oluyor. Ama kişi yıllardır varsa tez canlı olmasından kaynaklanıyor. Yani her şeyi hızlı yapan kişi hızlı ve çabuk boşalmış oluyor. Bu kişilere biz genelde işte antidepresan kullanılıyor, lokal anestezikler kullanılıyor, oranın hassasiyeti azaltılıyor. Temelde ama bunların hepsi süreyi bir miktar uzatıyor. İşte bir dakika olanı bazen 3 dakikaya, bazen 1,5 dakikaya uzatıyor ama bunlar tabii ideal değil. Bu işin en ideali boşalmayı kontrol edebilmektir. Bunda da aslında ideal davranış tedavisi veriyoruz biz. Bunu psikologlar da verir, psikiyatristler de verir, ürologlardan da vakit ayırıp bunu verenler var. Buradaki mantık davranış şeklini yavaşlatmak, cinsellik sırasında acele etmemek. Tabii neden acele ediyor erkekler? Onu biraz tabii incelemek lazım. Kişi dediğim gibi evin ortamından kaynaklanıyor olabilir. Buna alışmış olabilir. Veya sertliği devam ettiren... Hızlı mastürbasyona burada girebiliriz, özellikle ergenlikte. Evet. Ona da girelim. Ergen... Kısaca şeyi de söyleyeyim. Yani bir an önce sertliği düşeceği için aceleyle ilişkiyi tamamlamam gerekiyor diye düşündüğü için de erken boşalabiliyor. Fakat bu çözülebilecek sorunlar, bununla ilgili profesyonel bir kişiye gittiklerinde çözülebilecek bir problem. Sonuçta bu işte ben her zaman şunu söylüyorum. Erken boşalma aslında erkeğin sorunu değil. Kadının problemi. Çünkü bu işten zararlı çıkan bayan oluyor. Yani çünkü erkek bir şekilde erken de boşalsa rahatlamış oluyor. Bu işten Kadın zararlı ama çıkan... eşinin erken boşaldığının farkında mı acaba? Yani şimdi kadın da cinsel eylem daha önce görmemişse, kadınlarda yansıyan sorun şu. Hep ben cinsel isteksizlik, yani eşler bize kocalar genellikle benim eşim istemiyor diye geliyor. Şimdi eğer erken boşalma sorunu varsa ve bu gizlenmişse, farkında değilse, yani erkek ezel evvel hep öyleyse onun sorun kabul etmiyor. Ben hep böyleydim diyor çünkü. Kadın için ama kadın da yani anladığı cinsellik buysa işte başım ağrıdı, dişim ağrıdı. İşte adetim uzun sürdü.
Yani hocam istemiyor, hocam istemiyor. Bir şey güzelse, Cem Keçe'nin Evet. çok güzel bir lafı vardır. Yemek güzelse bir daha yersin der. Yani hani değilse niye alsın kadın? Ya tabii her zaman kadındaki isteksizlik erken boşalmasından kaynaklanmıyor. Altta yatan başka birçok sebep var ama yani kişi önceden erkek yani kadını hazırlamadıysa yatağa girdiğinde akşam sadece olaya konsantre olup olayı bitirmeye kalktığı zaman o zaman kadın kendini kullanılmış hissediyor. Aslında biz benzetirken biraz ben hastalara hep anlatırım. Kadınlar genelde biraz kediye benzerler. Erkekler biraz daha kurt gibidir. Yani benim mesela bir kız, bir oğlum var. Ben hatta hastalara derim, kızınız var mı, oğlunuz var mı? Kız çocuk mesela babasına gelir, sırnaşır, kendini sevdirmeye çalışır. Yani bayanlar böyledir. Erkeklerin mesela bu videoyu izliyorlarsa eşlerine gün içerisinde bu dokunmayı, teması artırması gerekiyor. Yani cinsel organa dokunarak değil, sözle, kelimeyle, eve geldi bir sırtını sıvazlama şeklinde. Bu şekilde olmadığı zaman her şeyi ters çatışmalar devam ederken veya yüzüne bakmayıp yatağa girdiğinde direkt o olayı yapmaya kalktığı zaman kadın ister istemez soğuyor. Bu yıllara bindiği zaman Vuruldu. isteksizlik ortaya çıkıyor. Yani tek sebep erken boşalması değil. Birçok kadın belki onu tolere edebiliyor. Yani çünkü temelde kadının derdi veya isteği sevildiğini hissetmek. Sevildiğini de illa penisin oraya girmesinden olması gerekmiyor. Dokunarak güzel bir söz işte yani çiçek mesela erkekler çok anlamıyor onu. Ya çiçek ne olacak ama o kadın oradan sevildiğini anlıyor. Yani onu bilmesi gerekiyor. O yüzden erkeklerin buradan önce hazırlaması gerekiyor. O yüzden hep şöyle söyleriz. Kadınlar biraz eski kalorifer petekleri vardır böyle. Okullarda vardı ağır petekler. Bayanlar zor ısınır, zor soğur. Yani cinsellikte de öyle. Ama o ısıtma periyodu direkt cinsellikle olmamalı. Güzel sözlerle, dokunmayla, temasla daha sonrasında cinsellik zaten güzel bir şekilde gerçekleşir. Aynı hemen konunun arka arkasını geldi söyleyeyim. Mesela kadınlara da burada bir tüyo vereceğim. Erkekleri iyi manipüle edebilmeleri için gaz vermeleri gerekiyor tabiri caiz. Erkekler çok güzel gaza gelirler. Yani güzel şeyler söylemeleri. Sen yaparsın, sen edersin. Ben mesela hastalarda rastlıyorum. Cinsel sertleşme sorunu yaşıyor kişi ki her erkeğin başına gelebilir bu. Bir atasözü gibi ben kötü bir şey ama söylüyorum. Mesela Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda yazar. Her fani bunu tadacaktır. Bu cinsellik de aynı şekilde. Her erkek bunu öyle veya böyle tadacaktır. Ha bazı 30'unda başlar. Bazısında 50'sinde 60'ında ama hiçbir zaman 75-80 yaşına geldiği zaman muhteşem seks hayatı olmayacak yani. Mutlaka yani ya ameliyat geçirirse bize gelmiş olursa protez takarsak yine olacak. O ayrı mesele ama sonuçta sorun yaşayacak. İstisnalar. Evet. Evet, sorun her halükarda yaşayacak. Sorun yaşayacağı için erkeklere kadınların destek olması gerekiyor. Şimdi sorun yaşadığında niye böyle yapıyorsun? Neden böyle beni sevmiyorsun artık? Çünkü kadınlar penis sertleşmediğinde onu sevmediği için sertleşmediğini endeksleniyorlar. Çünkü kadını ilk düşündüğü artık beni sevmiyorsun. Neden? Penis sertleşmedi. Hiçbir erkek kadının karşısında penisinin sertleşmediği duruma düşmek istemez. O yüzden bütün kadınlara burada söyleyeceğim şey, eğer bir erkeğin cinsel organı orada sertleşmiyorsa kesinlikle sizi sevmediğinden değildir. Öyle bir şey olamaz. Ona orada mutlaka destek olmalısınız. Olabilir. Zaman zaman böyle şeyler yaşayabilirsin. Bu psikolojiktir deyip onu biraz rahatlatmak lazım. Daha fazla onun üzerine gidip nasıl olur böyle artık beni sevmiyor musun? Ne yapıyorsun dedikçe ondaki korku ve endişe iyice artıyor. Problem iyice çıkmaza girebiliyor. O yüzden Performans anksiyetesine kadar gidiyor artık. Her seferinde bunu gittikçe yaşayacağım gidiyor. endişesi oluyor. Evet. Aslında Kadınların burada burada kadının erkeği tanımaması da, yani erkeğin tabii. kadını tanımaması, kadının erkeği tanımaması. Yani bu aslında bizim o bahsettiğin, baştan bahsettiğin tek gecelik ilişkiler ya da kısa süreli ilişkilerle Tabii tabii aslında kesinlikle. ilişki kurmayı bilmemek. Yani sadece cinsellik anlamında değil, cinsellik duygusal ilişkinin taçlandırılması. Yani Kesinlikle. duygusal olarak yakınlık his çok yüksekse cinsellik bunun ödülü gibi oluyor, şahlanışı gibi oluyor. Tabii.
Ve özellikle yaşlı cinselliğinde de, yani 60 yaş sonrası cinsellikte de o arkadaşlık ilişkisi çok daha ön plana çıkabiliyor. Penissiz birliktelik, ki bunun için sadece penis olması, sadece erkek cinsel organı olması da gerekmiyor. Yani kadının tatmin olması, klitorisin uyarılması için bin bir çeşit yol var. Ama Kesin. bunlar için erkeklere bu yolu gösterecek, kadınlara bu yolu gösterecek merkezler, birimlerin çok eksikliğini hepimiz hissediyoruz. Bu yayınların da temel amacı, ki bu edepsiz sohbetler bir olsun, amacı daha çok bunlar üzerine konuşabilmemiz. Peki burada şimdi erkekte bu sorun ortaya çıkabilir. Her erkekte ortaya çıkabilir. Ama bu sorun devam ediyorsa bu aslında bir şeylerin de göstergesi olabilir mi? Yani önce bir erken, yani sertleşme sorununu tarifleyelim istersen. Ne olursa biz buna sertleşme sorunu diyoruz. Şöyle sertliği devam ettirememe, cinsel birleşmeyi devam ettirememe durumuna diyoruz ama bunun sürekli olması gerekiyor. Bir sefer, iki defa olmasının çok anlamı yok. Süreklilik gösteriyorsa o zaman bu işte bir problem var demektir. Yani bu bir hafta da sürebilir, 6 ay da sürebilir ama sonuçta süreklilik olması gerekiyor. Arada bir olması, 10 ilişkide bir defa olması her zaman bir problem demek değil. Burada birliktelik sırasında ilişkiyi devam ettiremiyorsa kişi o zaman bir sıkıntı vardır. Bu sıkıntı neden olabilir? Ana başlık olarak bir psikolojik sebepler olabiliyor. Psikolojik sebepler ama genelde zaman zaman olur. Her zaman psikolojik genelde olmaz. Bir diğer şey hastalıklara bağlı olur. Ben bunu şöyle anlatıyorum pratik olarak. İnsan vücudu gittikçe yaşlanıyor. Sonuçta 20 yaşında cildimiz 30 yaşla bir değilse aynı şekilde cinsel performans da 20 yaşla 30 yaş bir değildir, 30 ile 40 bir değildir, gittikçe azalır. Ama kişi şunu diyebilir, ben 45 yaşındayım ama cinselliğimi sağlayabiliyorum, hiç sorunum yok. 50'ye 55'e geldiğinde sorunun birden başladığını söyleyebilir. Fakat aslında birden başlamıyor bu. Bu olay gittikçe azalan bir süreçtir. Çünkü 18 yaşında olan cinsel organdaki güç 25 yaşında aynı değildir. 35 yaşında aynı değildir. 45'te aynı değildir. Gittikçe düşer. Cinselliği devam ettiriyor olabilir. Fakat gittikçe azalır. Bunu ben şöyle de anlatıyorum. Mesela arabanın benzin göstergesi var. Benzin göstergesi olmasa arabayı her gün kullansak benzinin azaldığını hissetmeyiz. Ne zaman? Tamamen bittiğinde anlarız. İşte erkekler de bu azalmayı fark edemiyorlar. Fakat ben o örneği şöyle veriyorum. 18 yaşında birçok genç bize sorar. Sorularda internette. Penisi sertleştiğinde göbeğine kadar serttir. Yukarıya doğru kalkar. Fakat bunu 30'lu yaşlarda, 35'li yaşlarda genelde göremez kişiler. Çünkü o yavaş yavaş bir düşüş olur. Hatta onun karikatürize edilmiş sosyal medyada esprileri de vardır. O azalma sertliğini devam ettirir. Fakat o bir düşüş vardır. Bir noktaya gelir artık o eşik değere. O eşik değerden sonra da artık cinsel birlikteliği sağlayamaz hale geldiği zaman alarm çalmaya başlar ve bize gelir veya çözüm bulmaya çalışır. Şimdi bu başka hastalıkların belirtisi olabilir. Bizim özellikle dünyada yapılan çalışmalarda sertleşme sorunu başladığından itibaren özellikle 30 yaşından sonra bu problemle gelen her kişide kalple ilgili sorunları da araştırmamız gerekir diye genel bir kapsam vardır. Tabii sebebe bakmak lazım ama sebepler arasında ben kabaca çok vaktimiz olmadığı için biraz hızlı anlatıyorum. Özellikle yüksek kilolu olmak, hareketsiz yaşam, sigara kullanımı, alkol kullanımı, şeker hastalığı, hipertansiyon ve kullanılan birçok ilaçlar bu tür problemlere yol açabiliyorlar. Bunların farklı farklı sebepleri var. Fakat kişi diyor ki ben sigara içiyorum 20 yıldır. Sigarayı bıraktığımda sertleşme sorunum pat diye düzelecek mi? Öyle bir şey söz konusu değil. Çünkü o yavaş etki ediyor. Bıraktığında belli oranda faydalı olur ama toparlamaz. Bunlar içerisinde en faydalı olanı hareketli yaşam ve kilo vermek olarak öneriyoruz. Yani o çok ciddi oranda bir dönüş sağlayabiliyor. Kişilere uyarı olarak şunu da söylüyoruz.
Penisin içerisindeki damarlar bir yani onu besleyen atar damarlar 1-2 milimdir. Fakat kalbin koronerleri 3-4 milimdir ve yapılan bilimsel araştırmalarda kalp kriziyle gelen hastalara sorgulama yapıldığında bunların veya ağır düzeyde sertleşme sorununun başladığı tespit edilmiş. Bu sebeple sertleşme sorunu başlayan hastaların ilerleyen yıllarda kalple ilgili sorun yaşayabileceği için yaşam tarzı değişikliği mutlaka öneriyoruz. Yani sertleşmeyi sağlayan sadece ilaçlar veya sadece penisi sağlayan sertleşmeyi düzelten ilaçlar vermiyoruz. Bir de kötüye gidişi durdurmamız lazım. Çünkü yaşla beraber kötüye gidiyor. Mesela şekeri varsa kişinin kontrolsüzse daha hızlı kötüye gidiyor. Kiloluysa daha kötüye gidiyor. Bir frene basmamız lazım. Ne yapıyor? Kilo verdirtiyoruz. Şekeri varsa şekerini düzeltmesini istiyoruz. Bazen biz sertleşme sorunuyla gelip testlerinde şeker hastalığı tanısı koyup endokrin doktoruna gönderdiğimiz çok hasta yakalıyoruz. Yani bir bakıyor, aa bende şeker mi varmış? 450 şekerle dolaşıyor. Sertleşme sorunu olduğunda ancak onu fark edebiliyor. O sebeple cinsellik birçok şeyle bağlantılı. Çünkü damarsal yapılarla tamamen bağlantılı, hormonal, damarsal problemlerle tamamen iştirakli. Şeker hastalığı tanısı bile bir anda sertleşme sorunuyla ortaya çıkabiliyor. Onun Testosterona haricinde burada girmek istiyorum ben. Testosteron seviyesi. Erkeklerde testosteron seviyesi bakmak. Mesela bazen bana çift halinde geliyorlar. Ben rutin taramalarda PSA'da hani ne bakayım hocam dediklerinde 40 yaştan sonra prostat spesifik antijeni işaretliyorum. Ama testosteron validitesi, doğruluk payı doğru mudur? Total serbest mi bakıyorsunuz? Güven hani ilişkisi bizde çünkü şeyde polikistik overde çok yanıltıcıdır. Akneleri olmasına rağmen testosteron seviyeleri kadınlarda normal gelebiliyor. Evet. Nasıl karar veriyorsunuz? Testosteron düşüşü görmeseniz de laboratuvarda hastanın sakallarının azalması, karaciğer yağlanmasının olması gibi başka bulgular üzerinden de yol alıyor musunuz? Ya şimdi şöyle, testosteron aslında yaşla beraber azalıyor. Özellikle 30'lu yaşlar, 35'li yaşlardan itibaren pik olduktan sonra kademe kademe azalıyor. Biz onu 30 demiyoruz, genelde 40 diyoruz. 40'tan itibaren her yıl belli bir oranda azalıyor. Kaçınılmaz olarak. Yani kadınlarda gördüğümüz menopoz benzeri östrojenin ortadan kalkması ve adetin kaybolması olayı aslında erkeklerde o tarz bir şey yok. Biz bunu nasıl görüyoruz? Testosteron kademe kademe azalması şeklinde görüyoruz. Fakat birçok kişide yaşa göre, yani kişiye göre değişebiliyor. Bazılarında 45'inde belirgin düzeyde azalıyor. Bazılarında 50-55'ine kadar düşebiliyor. Bakılan testlerde total testosterona bakılıyor. Fakat total testosteron doğru bir test değil. Çünkü total testosteron diyelim ki 4 diyelim 4 birim. Bu total testosteronun yarısı seks hormon bağlayıcı globuline bağlı. Büyük bir kısmı işte albümine bağlı. Önemli olan bizim için az olan serbest testosteron. Yani, ve onu da bizim hesaplamamız gerekiyor. O yüzden laboratuvar sonuçlarında verilen serbest testosteron doğru değildir. Ancak o belli parametreler bakılır, biz onlardan anlarız. İlla hastanın şikayeti olmadan da düşüklük tespit edilebilir. Düşüklük varsa özellikle 50 yaşından sonra özellikle takviye yapıyoruz. Çünkü testosteron azalması demek sadece cinsellik demek değil. Çünkü kemik erimesi olur. Kaslarda zayıflama olur. Hatta bilişsel fonksiyonlarda zayıflama olur. Hatta biz ona şey deriz. Huysuzlanır böyle. 65-70 yaşındaki erkekler testosteron düşükse huysuz olur. Hele bir de karın çevresi, göbek çevresi fazlaysa östradiol daha fazladır. O kalan testosteron da östradiole döner, kadınlık hormonuna. Daha fazla kadınsılaşır demeyelim de huysuzlaşır yani. Huysuz bir yapıya bürünür. Hatta şeyde Cem Yılmaz'ı anacağım der, mahallede emekli birisi vardır der, her şeyin, her arabanın
sileceklerini kaldırır. Esprisi. Belli bir yaştan sonra illa bir şey kaldıracak ki meselesi. Testosteron düştüğü için ve bu belirtiler ortaya çıkar. Yaşla azalır. Yani testosteronu ama biz günümüzde artık takviye ederek bunu düzeltiyoruz ve kişilerin daha iyi cinsellik, daha sağlıklı bir 60 yaş üstü yaşamaları için testosteron takviyesi dünyada yapılıyor. Türkiye'de de artık son yıllarda yaygın olarak kullanılıyor ve bu yapılmasını da tavsiye ediyoruz. Peki burada da Gençlerde de testosteron bazen düşük olabilir. Şimdi infertiliteyle de uğraşıyoruz, kısırlıkla. Bazılarında mesela Klinefelter sendromları vardır. Onlarda çok küçük boyutlu testisler vardır. Onlara mikrotese yapılır, sperm aranır ve onlar sonrasında onların testosteronları çok düşük dolaşır ve çocukları olursa rahatlarlar fakat cinsel hayatları yine kötü olur çünkü testosteronları düşüktür. Onların mutlaka testosteron tedavisi almaları gerekir. Yaşları küçük bile olsa. Çünkü testis boyutu küçükse testosteron azdır. Çünkü testosteron %95 testislerde üretilir. O sebeple hatta yaşları küçükken alsalar daha iyi diye düşünüyorum Klinefelterler için. Çünkü tabii. ilerleyen zamanlarda osteoporoz, Tabii ki, tabii metabolik ki. sendrom ortaya Hepsi çıktığı çıkıyor için zaten. Tabii. artık alınsa da bir yere kadar, yani 10 etkinin artık atıyorum 5'ini görmeye başlayabilir. O yüzden ne kadar Evet. erken tespit, ne kadar erken tedavi, o kadar anlamlı sonuç aslında ortaya çıkar ve yaşam kalitesini Kesinlikle. düzeltir. Mesela Klinefelter yoksa da doğal yoldan artırır. Mesela bazı kişiler de mesela genç yaşta çocuk sahibi olmayı bekliyor. Her şey normal. Bu kişilerde tabii testosteron tedavisi vermiyoruz. Onlarda çünkü o zaman sperm üretimini bozar. Doğal artışı da istiyoruz. Doğal artışı nasıl sağlıyoruz? Yine aynı şeye dönüyoruz. Kilolu olmamak, egzersiz yapmak, kas kitlesini artırmak, seks düşünmek, seks yapmak. Bunları yapınca o zaman ister istemez testosteron doğal olarak artıyor. Kas gücünü artırmak, seksi düşünmek ve zayıf olmak testosteronu artıran etkenler. Bunlara rağmen yeterince artmıyor ve eksiklik hissediyorsa kişi, işte halsizlik, cinsel isteksizlik, o zaman bize başvuruyor. O zaman biz çocuk olmasını etkilemeyecek farklı ilaç takviyeleriyle onu yine de düzene sokabiliyoruz. Peki burada bir de şeye girmek istiyorum konu olarak. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, HPV, erkeklerde görülen sil, HPV aşıları. Yani erkeklerimiz özellikle şimdi tek eşlilik kavramı biraz da yanlış anlaşılabiliyor. Ben tek eşliyim hocam. Tek eşli demek tamam uzun süreli tek kişiyle birliktelik anlamında kullanılmakla birlikte doğrusu sadece bir eş görmüş olmak demek. Hani Evet. monogami ile biraz karışıyor galiba Evet, bu. daha önceden partnerleri varsa erkeğin, bayan aslında çok eşli olmamış oluyor. Veya bayanın daha önce başka partnerleri varsa o an beraber olmaları, iki kişinin beraber olması tek eşliliği göstermiyor. Bir şekilde onlardan da almış olabiliyorlar. Ya HPV aslında günümüzde dünyada özellikle Türkiye'de de sıklaşmaya başladı. En sık gözüken cinsel yolla bulaşan hastalık Amerika'da. Çünkü tek eşlilik orada yok. Tek gecelik ilişkilerle bu iş çok tehlikeli oluyor. Kadınlarda zaten senin konun bu rahim ağzı kanserinin sebebi. Erkeklerde penis kanseri ilintili HPV ile. Fakat Türkiye'de ben görmedim. Bilimsel çalışmalarda da sünnet aslında bir derece koruyor. O sünnet derisinin içerisinde HPV daha kolay kalabiliyor bilimsel çalışmalarda. Tabii Avrupa'dakiler bunu kabul etmese de ama biz Türkiye'de ben senelerdir yani 2020 küsur yıldır ürolojinin içindeyim. HPV'ye bağlı penis kanseri görmedim. Sıfır yani. Hiç yok. Ben Cerrahpaşa'da bir tane görmüştüm. O da gayrimüslimdi. Evet yani çünkü şey değil yani hijyenik açıdan sünnet çok iyi bir ortam sağlıyor. O şeyi bir şekilde koruyor. Biz yine de ama her zaman söylüyoruz HPV'de eğer tek eşli değilse farklı partnerlerle bekarsa, birlikte oluyorsa mutlaka prezervatif kullanmalı. Ama her zaman tek eşliliği öneriyoruz. Sıkıntılı bir durum. Ha genç yaşta aşı ile ilgili farklı spekülasyonlar var ama aşı yapılabiliyorsa aşı yapılmalı. Aslında Türkiye'nin Kadın politikası erkek. olsa tabii ki Aslında kadın burada erkek onu ikisi de vurgulayalım. olmalı. Erkeklerde de aşının yapılması kadına bulaş açısından çok önemli. Kesinlikle.
Tabii ki Kadın de. erkek toplumun aşılanması lazım. Yani Kesinlikle. toplumumuzun hep çocukluktan itibaren kız erkek hepsi olursa, aşı olursa fayda çok daha artacaktır. Ama tabii HPV'de şunu düşünüyor bazen hastalar. Geliyor mesela, biz yaptırmış daha önce, bende vardı, ben tedavi ettirdim, bitti diye düşünüyor. Aslında HPV kaybolmuyor, vücutta kalıyor. Bu virüs böyle bir şey. Vücutta kalıyor, vücut direnci düştüğü an tekrar çıkabiliyor. Yani farklı bir kişiyle ilişkiye girmese bile vücut direnci düştüğünde ortaya çıkabiliyor. O sebeple biz erken yaşlarda aşı yapılsa bütün topluma, koruma açısından daha avantajlı olacak. Bunda yapılacak tek şey, ben bütün hastalarıma da söylüyorum, gördüğünüzde lezyon gelin, eşiniz de 6 ayda bir cinsel aktif, mutlaka gidip simir aldırsın. Bu işin en korunabilir, çünkü kadınlar tehlikede rahim ağzı kanseri için, 6 ayda bir simir aldırdığı zaman yapılabilecek en ideal şey bu gibi gözüküyor. Bilmiyorum, sen ne Kesinlikle. Peki düşünürsün? Amerika'da senin gördüğün kondoma bakışla Türkiye'de kondom erkeklerin Türkiye'de yani bizim kadınlardan duyduğumuz eşim kondom istemiyor, eşim kondom istemiyor. Türkiye'de doğum kontrol ipi kullanımı da Avrupa'ya kıyasla Avrupa'da %70-80'lere varan 76'larda falan gezen oran Türkiye'de %4. Şimdi doğum Evet. kontrol ipi yok. Kondom da yok. Kondom da çok az kullanılan. Genelde mesela şöyle bir tabir var. Hocam ben evliyim, bekar mıyım kondom kullanacağım? Şimdi yani hani nasıl bir kavram? Düşünün öyle olunca bu kadınlar hep spiralle ve spiralin o Evet. bakır, enfeksiyon, tubal hasar, infertilite, sekonder infertilite, anemi hani bir sürü de yan sorunuyla karşı karşıya kalıyoruz. Yani burada kondom ben yurt dışına çıktığımızda reklamları sürekli görüyorum. Yani Tabii, her RGS'de yerde var. bile Tuvaletlerde bile var aslında. Her yerde kolay kolay yani böyle ulaşılabiliyor. bir kamu spotu şeklinde o kondom çocuklara sürekli işleniyor. Bizde de bilmiyorum hani reklam olarak arada bir maçların arasında bir çıkıyor filan ama hiç doğru düzgün ben kondom reklamına rastlamıyorum. Sen ne düşünüyorsun bu Ya konuda? genel Türk olarak erkeğinin bakışı? Türkiye'de eskiye göre daha iyi. Yani yeni gençler daha tedbirli. Hastalıktan korkuyorlar. Bu işte sosyal medyayı vasıtasıyla HPV'dir, AIDS'dir, bu tür hastalıklardan korktukları için gençlerde daha fazla, ama ileri yaş grubunda daha az. Yani bu muhtemelen zamanla bizde de artacaktır diye düşünüyorum. Ama yine de bu sosyokültürel düzeye göre değişiyor. Yani işte okur yazarlık veya ona ulaşma, ulaşamama durumuna göre değişiyor. Ama kullanılması cinsel yolla bulaşan hastalıklar açısından veya istenmeyen gebelikler açısından en kolay ve basit yöntem olduğu için prezervatif en uygunu. Ben aslında Amerika'da en çok gördüğüm şey, doğum kontrolünde orada en çok kullanılan erkeklerde vazektomi. Yani Ya. vazektomiyi poliklinik şartlarında yapıyorlar. Hatta ben oraya gittiğimde, sen de biliyorsundur, kulaklarını çınlatacağım. Bizim Haluk Hoca vardı, Haluk Ander. Haluk Hoca çok titizdir. Şey yapılıyor, biz mesela steriliteye çok uyarız Türkiye'de. Zannederiz ki Amerika'da da her şey çok inanılmaz. Vazektomiyi poliklinik şartlarında iki eldivenle yapıyorlar. İnanılmaz. O kadar sıradan ki artık geliyor, poliklinikte hemen 15 dakikada yapıp gönderiyorlar. Yani herkes yaptırıyor. Bekarken yapıyorlar. Oranın tabii sigorta sisteminden dolayı, eğer çocuk isterse tekrar kanalları bağlama gibi ameliyatlar yaptırıyorlar. Çünkü cinselliği orada çok erken yaşlarda başlıyorlar ve çok sıklık olarak çok fazla, Türkiye ile karşılaştırdığımız zaman. Yani Türkiye'deki bir erkeğin hayatı boyunca yaşadığı cinsellik sayısıyla bence yurt dışını karşılaştırsak arada çok büyük fark çıkar. Yani o söylendiği gibi Türkiye'de işte erkekler çok işte cinselliğe karşı çok hevesli, yaşayamadığı için çok hevesli. Çünkü ya kadınlar da aynı şekilde Türkiye'de cinsellik ancak evlendikten sonra belli oranda yaşanabiliyor. O da belli düzeyde kalıyor ve bu bir eksiklik olarak Türkiye'de kalıyor. Çok büyük problemler var. Evlendikten sonra eşin bakire olmasının getirdiği bekaret ararken yaşanan o cinsel eğitim eksiklikleri, soğuk davranışlar, kadının utanma duygusunun bir anda yok edilememesi. Şimdi bazen vajinismusları öyle tarifliyorlar. Hocam niye kapatıyor?
Ya diyorum Evet. 28 yıl kapatmış kadın bunu. Tabii Hani tabii. pat diye yani aç nasıl beklersin 28 günde ya da 28 ay ver bari diyorum yani hani kadına o kadar da değil tabii ama yani bu hani bu duyguya geçiş çok zor ve Kesinlikle. hamilelikle birlikte özellikle ilk 3 ay yasak yok son 3 ay yasak ki hamilelikte bu yasak değildir hiçbir zaman. Ciddi bir komplikasyon Yoksa. yoğun bir kanama yoksa ki onda da zaten kimsenin aklına o sırada cinsellik Tabii gelmiyor. tabii Erken kesinlikle. doğum riski olan bir insanı doktora sormaya zaten gerek yok. Ama hamilelikle birlikte de 9 ay böyle kardeş yaşanıyor. Arkasından çocuk geliyor. Emziren kadını erkek zaten çok seks objesi olarak göremiyor. Her tarafta süt kokusu, sürekli ağlayan ve Kesinlikle. emziren bir bebek. Dolayısıyla artık cinsellik, doğum sonrası kadında kalan kilolar, vajinal bozulmalar, bunların dile getirilememesi, ben artık şey olarak algılamaya başlıyorum. Kondom kullanmak istemeyen erkek dendiği anda bu bir cinsel problem mi acaba demeye dönüyorum. Çünkü kadınlar da çok örtülü konuşurlarken hiçbir hastamız bize özellikle de ben buradan mesaj olarak vereyim. Erkek sorun olunca gidiyor ama kadın sinir için geliyor. Senede bir geliyor. Şimdi senede bir gelince her şeyi birden çözmeniz mümkün olmuyor. O yüzden Evet. kadınlarımızın da arada bir sağlamken erkeklerin zaten bunu yapması lazım. Bence 40'ından 45'inden sonra sağlamken hocam prostatımda bir sorun var mı? İşte hocam sertleşmede sizce damar yapımında bir sorun var mı? Bir karotis dopleri yaptırarak da pek çok şeyi aslında sahip olabiliriz. Bir penil doplerle bilmiyorum siz rutin yapıyor musunuz? Ben sadece varikosellerde biliyorum tabii. Ama Penil doper belki rutinde bunların yapmıyoruz. Rutinde yapmıyoruz da gerektiğinde, tanı koymak amaçlı gerektiğinde yapıyoruz. Ama tabii ki her şeyi önceden tedbir almak lazım. Bir sıkıntı başlamadan belli aralıklarla kontrole gitmek, cinsel hayatını düzene sokmak, evliliği bir arada tutmak açısından çok önemli. Birçok kişi boşananlar, işte evlenenlere baktığımızda iki evliliğin bir tanesi bitiyor deniyor Türkiye'de. Ne kadar ekonomik sebepler ön planda gözükse de aslında cinsellik de bunlardan bir tanesini oldukça fazla yer tutuyor. O yüzden erkeklere de buradan önerim arttı. Kadınlara da her zaman önerim şu. Eşlerini cinsellik konusunda tatmin ettiği zaman bir şekilde dışarıya gidiş olmaz. Yani ben kadınlara şunu söyleyebilirim. Erkekler Türkiye'de hovarda. Aslında ona çok inanmamaları lazım. Eğer biraz kaba tabir olacak ama evde eğer yeterince yemek pişiyorsa kimse lokantaya gitmez. O yüzden evde cinselliği sağlanması gerekiyor. O yüzden kadınların erkeğiyle cinsellikten kaçmaması gerekiyor. Ha bazı taleplerde bulunabilirler. Kibar bir şekilde söyleyebilirler bunu. Bu istek ve talepler karşılıklı olmalı. İşte şöyle olsun. Mesela çok erken boşalıyordur. Ya buna bir çözüm bulsan güzel olur şeklinde bir söylem olabilir. Veya işte ön sevişme dediğimiz Türkiye'de çok geçiştirilen bir şey. Bunu uygun dille söylemesi kesinlikle. lazım ama temel şey Türkiye'de iletişimsizlik. Uygun dille ha tabii ki bunda bu eğitimler verilse araba kullanmayı biz için 2 ay kursa gönderiyoruz 1 ay. Hayatı boyunca evlenecek bununla ilgili eğitim vermiyoruz. Yani evlilik öncesi belki belediyelerde kurslar verilmeli. İşte kadınlar ayrı, erkekler ayrı, cinsellikte şunları yapacaksın, bunları yapacaksın. Belli eğitimler verilmeli belki ama bu artık ilerleyen yıllarda olur inşallah. Bunlar da insanlara faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Ama kadınlar erkeği tutup kontrol altında almak istiyorsa erkeği tabiri caizse gaz vermeli, cinselliğini eksik tutmamalı, iki kumandayı da vermeli. Sonrası artık tamamen elindeki bir kontrol noktası olur ve çevresinden ayrılmayan bir eş yanında olur yani. Evet, gerçekten önemli tiyolar alıyoruz burada erkek kadınlara erkek cinselliğinden notlar. Kadın mutlu bir aile olmanın, eş olmanın kuralları adı altında bunları işleyebiliriz. Burada işte erkeğin kadını tanımaması, kadının erkeği tanımamasının ne kadar önemli olduğunu bir kere daha konuşmuş olduk. Aynı zamanda da
cinselliğin yatak öncesi başladığını, Kesinlikle. yani eş olmanın gerekliliğinin arkadaşlıktan, ilişkiden geçtiğini ve yaşlanmanın da aslında cinselliği bozmadığı. Ben hep şey beklerdim, yani mesela menopoz grubunun daha sağlıklı ve daha iyi bir cinsellik yaşayacak olduğunu düşünmelerini beklerdim. İnsanlar gerçekten vajinal kuruluk, işte östrojensizlikle ciddi acılar çekiyorlar ve son noktada bize geliyorlar. Halbuki bu konularda yine biz eksiğimizi görüyoruz tabii. Bir hekim olarak aynı zamanda halk eğitiminden de sorumlu olduğumuzu hissediyoruz. O yüzden anne baba olma eğitimleri, gebelik eğitimleri kadar evlilik öncesi eğitimlerin olması gerektiğini, bunlar ister nişanlılık dönemi diyelim, ister arkadaşlık dönemi diyelim, her bireyin karı koca olma yönünde de eğitim alması gerektiğini öncüleri olmak lazım. O konuda Kesinlikle. çok teşekkür ediyorum Murat. Baktığım zaman neredeyse bir 45 dakikayı, yani 48 dakika oldu. Bayağı Ben ilerlemiş o zaman. evet. Ön sevişme konusunda ben burada biraz daha vurgu yapmak istiyorum. Özellikle vajinismus hastalarımızda biz şunu görüyoruz. Erkek direkt girmek istediğinde, hani klasik olarak o plato fazı, vajinanın açık olduğu faz bir türlü yakalanamadığı için, tabii bu erkeğin de biraz eğitimsizliğinden de kaynaklanıyor ya da gördüğü şeyin o olmasından kaynaklanıyor diyelim. Dolayısıyla hafif de biraz korkuyla yetişmiş. Burada kültürel seviye hiç önemli olmuyor. Eğitimli grupta çok daha yüksek oranda görebiliyoruz. Hekim olmak, psikiyatrist olmak bile, ben hani görmüştüm ve psikiyatrist kızcağız şöyle demişti: ben bunun eğitimini aldım, nasıl bunu yaşarım? Yani nasıl yaşarım? Çünkü tamamen bilinçaltı bir şey. Kesinlikle. Hiçbir şekilde bunu kontrol edemiyor zaten. Yani çok böyle üzülerek, ağlayarak ifade etmişti. Ben de 14 yıllık bir vajinismus görmüştüm. Onlar da hafif bir penetrasyonla bir bebek, bir çocuk vardı. 13 yaşında bir oğulları vardı. Ve şeydi, yani hani o yüzden de ondan sonra o bebek de olunca, yani çocuk da doğunca bir daha neredeyse hiç temas yoktu. Hiç çaba da yoktu. Çünkü karşı tarafa sonuçta sosyal olarak çocuğunuz var mı? Var. Evet. Artık olay tamamen bitmiş vaziyetteydi. Şeyi de görmeye başlıyoruz son zamanlarda. Himen bozuluyor. Yani ilk gece tamam. Ondan sonra ilişkiye izin vermiyor kadınlar. Bir de bu grup çıkmaya başladı. Ben görevimi yaptım diyor. Evet, Ben ondan hani sonra. kanı da gösterdim. Tamam, bitti gitti. Bundan sonrası ne zaman gebelik düşünürsem, 5 sene sonra belki. Şimdi bir de bu grup gelmeye başladı. Bu da yeni Evet, yeni görüyoruz. evet. İşte çok çok İşte sıkıntılar var. Çok sıkıntılar var. Hatta ben birçok anneye de buradan söylüyorum. Bazen de birçok erkek mesela şey şikayet oluyor. İki tane çocuğu oluyor. Çocuklar olduktan sonra anneler çocuklara yapışıyorlar. Kocaları bırakıyorlar. Kocalar ondan sonra ortada böyle ilgisiz, deli dumrul gibi dolaşıyorlar. Ha, işte o deli dumrul gibi dolaşanlar da ortalıkta birilerine gidebiliyorlar. O yüzden eşlere şunu söylüyorum. O şekilde eşlerinizi bırakmayın. Her zaman eşinize ilgi gösterin. Onunla yani çocuğunuz tabii ki değerli. Herkesin çocuğu değerli. Ama çocuğun yeri ayrı. Eş olmak ayrı. Yani kadın kadınlığını hiçbir zaman unutmamalı. Onu her zaman elinde bir değer olarak kullanmalı. O burada da şekilde şey çok önemli oluyor. Erkekten beklediği duygusallığı göremedikçe, çünkü mesela annelerden şöyle bir şey alıyoruz biz. Şimdi oksitosin emzirme döneminde uzun salgılanıyor. Emzirmede oksitosin var. Dikkat edersen Türk kadını 2 sene, 2,5 sene, 3 sene emziriyor. evet, Yani o da bir bir yanlış şöyle bir diyor. şey, evet. Şöyle O kadar diyor. şey yapınca o da. Ben diyor tatmin oluyorum. Yani gerçekten tatmin olurum. Ben bunu diyeni de duydum. Kocamla birlikte olmaktan daha fazla tatmin oluyorum diyeni. Yani Evet. bu oksitosin zaten, evet, bunun mekanizmasında var. Ama duygusal bağ kurma ihtiyacı, özellikle doğumda alınan kilolar, doğum sonrası alınan kilolar. O arada
anneler geliyor devreye. O ebeveynler, anneanneler, Evet. babaanneler. Bir anda ortalık karışıyor. Karışıyor Ve kesinlikle. cinsellik tamamen soğuk bir hani yemek şeklinde Evet, bir de bekliyor tabii evin kenarda. ortama çocuğa bakacak anneanne veya babaanne gelebiliyor. Evin ortamı bir anda değişiyor. Ortam bulamıyorlar veya bir çocuk biraz büyüyor, diğeri oluyor. Bunların hepsi aslında Türkiye'de tabii sıkıntılar ama hiçbir zaman mazeret bulmamak lazım. Bir şekilde uzak kalmamaya çalışıp, çünkü onu uzaklaştırınca evlilik bir şekilde hasar görüyor. O yüzden cinsellik öyle veya böyle bir şekilde hayatın içinde olması gerekiyor. Bu yadsınamayacak ve göz ardı edilemeyecek bir şey. Yani nasıl yeme içme olayı söz konusuysa bu da olması gereken bir şey. Ha, bu yaştan sonra olur mu diye bir şey söz konusu değil. İlk başta söylediğim gibi cinsellik sadece penisin vajinaya girmesi değildir. Yani uzak doğu seks öğretilerinde de vardır. Sadece dokunmak, temasla ve birbirini dokunarak bile karşılıklı rahatlama sağlanabilir. Sadece kadınlarda değildir, erkeklerde de vardır bu. Yani hiç, o yüzden biz erotik masajları veririz hatta böyle uzun süreli evliliklerde uzaklaşma olduğunda onlarla aslında kişiler birbirlerine daha kolay keşfedip yakınlaşma sağlanabilir. O yüzden ama yetiştirilmiş olarak hep bilgi olarak penis ve vajina birlikteliği. Türkiye'de bilinen o. Cinsellik sadece ondan ibaret. Onun haricinde olan hiçbir şey yok. O zaman olmuyor ki modunda yaklaştıkları için o zaman iş bir çıkmaza giriyor. Aslında sadece ondan ibaret değil. Bunlar konuşuldukça, insanlar düşündükçe belki insanların kafasında ışıklar yanacaktır ve bu yönde gelişmeler olacaktır diye düşünüyorum. Ben çok teşekkür ediyorum Murat. Bize bir son mesajın var mı? Yani herkese genel olarak söyleyeceğin karı koca bir kadınlara ilettin. Erkeklere de buradan bir mesajın var mı? Özellikle işte cinsel yolla bulaşan hastalıklar dedik. Hafif bir kısırlıktan, sertleşme sorunundan bahsettik. Bir kapanış mesajı alalım. Ya Eve şöyle, götüreceğimiz mesaj. gençlere özellikle son olarak söyleyeceğim. Bu gençlerde mastürbasyonla ilgili bir şey söyleyeyim. O çok önemli. Anneler çocukları bir sıkıştırmasınlar. Ergenliğe girdiği zaman herkes bunu yapacak. Bu çok doğal bir şey. İçten gelen bir şey, yapması gerekir ama gençlere söyleyeceğim şey, cinsel organ kristal gibi bir organdır. Sakın eğip bükmeyin, zorlamayın. Cinsel ilişkilerde de bayanlara da bunu söylüyorum. Penisi zorlayıcı hareketler yapmayın. Erkekler de, büyük erkeklere de aynısını söylüyorum. Çünkü penis zarar görür, sertleşme sorunu olur, kırılma olur, mekanizma bozulur, peyrone hastalığı gelişir. O yüzden tamamen vajina, penis birlikteliği geliştiği zaman yavaş ve kontrollü hareketler olmalı. Ona dikkat etmelerini öneriyorum. Gençleri çok sıkıştırmamalarını öneriyorum annelere. Erkekler de bu tür sorunları olduğunda çözüm olabileceğini düşünmeliler. Ne yapacağım ben deyip kısır döngüye girip bu işi bir korku haline getirmemeleri lazım. Günümüzdeki teknolojide birçok alternatif var, çözümler bulunabiliyor. O yüzden korkmaya Kesinlikle. kapılmasınlar. Eşler, bayanlar, kadınlar da eşlerine destek olsunlar, çözüm bulunabilir desinler. O onu sevmediğini, kendilerini sevmediğini düşünmesinler. Hiçbir erkek o pozisyona düşmek istemez. Çok teşekkür Rica ediyoruz ediyorum. Murat. Ağzına sağlık diyoruz. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Hoşça kal. Görüşmek Görüşmek üzere. üzere.